şu andaki cümlelerin hangisine gereksiz bir ek kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Ama Mithat'cığım daha çok erken, ben burayı bırakıp çıkamam ki böyle. Ya hayatım, elektrikçiler gelecekmiş, genel bir arıza varmış. Ya bina görevlisi aradı beni de, evde mutlaka biri bulunsun dedi. E sen gitsen? Dükkanda şimdi Mahmut abim yok, hastanede. Aksi gibi bir sürü de sipariş var. Ya sen bir saat sonra kapatacaksın zaten. Kalfa bakıversin işte o sürede. İyi, tamam. Tamam, hadi. Zeynep, benim çıkmam lazım. Nasıl yapalım? Tamam, ben idare ederim Seyran abla. Tamam. Ama bak, reçete falan gelince takıldığın bir olursa mutlaka beni ara, tamam mı? Tamam, peki. Tamam. Çocuklar, ben çıkıyorum. Aa, tamam. Hadi görüşürüz. 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 Alo dayı, Seyran abla gitti. Şimdi biz de eşyaları çıkaracağız. Plan tıkır tıkır işliyor. Oh, hadi bakalım, bunu da atlattık. Dolabı o dediğim yere koydur, tamam mı? Tamam tamam, merak etme. Tamam, kolyeyi açarken dikkat et, bir şey kırılmasın. Tamam ya, tamam. İkra da burada zaten. Biz hallederiz, merak etme. Tamam, tamam aslanım, sağ olasın. Hadi o zaman iş başına. Ben kolyeyi alıyorum. Tamam, ben de süsleri getiriyorum. Seyran abla bayılacak bunlara. Bence de. Ne kadar güzel bir ailesiniz. Nasıl seviyorsunuz birbirinizi? Sen bir de benim dayımla ilk tanışma hikayemi bilsen. Neyse, onu sonra anlatırım. Yine de birbirinize bağlısınız. Dayınlarla, kardeşlerinle. Çok şans. Ne oldu, sen niye bir anda hüzünlendin? Ben öyle sizi ailece neşe içinde görünce biraz içim buruldu. Sen de bu ailedensin artık. Herkes de seni çok seviyor. Eksik olmayın. Ama kendi ailem aklıma gelince hepsini kaybettim. Kerem. Ben abim çok özlüyorum. Onu yetimhaneye götürdükleri an hiç aklımdan gitmiyor. O halini rüyamda görüyorum. O da beni özlüyor mu? Hatırlıyor mu? Bilmiyorum. Peki. Hiç haber almadın mı gittiğinden beri? Hayır. Eminim ki bu senin için çok zordur. Ama bak, artık biz varız. Burada da mutlu olabilirsin. Bak, eczaneye de başladın. Okula hazırlanıyorsun. Okul okuyacaksın. Bunlar güzel şeyler değil mi? Ya Nefise teyzeye bir şey olursa? O zaman ne yapacağım ben? Yine köksüz, bağsız. Nereye sığınacağım? Biz varız artık yanında. Yani bir kardeşin olduğunu bilmek ama onun nerede olduğunu, nasıl olduğunu bilememek, onu görememek eminim ki çok zordur. Ama istersen beraber arayabiliriz. Gerçekten mi? Gerçekten. Sorup soruştururuz. Tamam. Tamam. Ama Nefise teyzeye söylemek yok, tamam mı? Onun üzülmesini istemiyorum. Tamam. Tamam, anlaştık. Kerem. Teşekkür.
teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi gül artık biraz.